Hey be, kültüre bak, turizme bak be. Sanırsın kültür oyunu oynuyoruz ya. Buraya bak. Bakayım. 103 Polonya'da, 83 bizde var. Yalnız şurayı fark ettiniz mi arkadaşlar? Bizim eksi 14'e kadar düşmüşlüğümüz vardı. Kültürümüzü geliştirdikçe bu giderek sıfırlandı ve şu anda mutluluk miktarı da otomatikman düzelmiş oldu. Şu anda mutlulukta acayip öndeyiz ya. Osmanlı da tabii ki bizim sayemizde biraz da doğal olarak birazcık olumlu tarafta kalıyor. Ama biliyor musunuz eğer Osmanlı'nın kültürü çok zayıf kalsa, kültürü tabii ki, yani turizm zayıf kalabilir ama kültürü çok güçlü olması lazım ki diğer devletlerin turizminden çok fazla etkilenmesin. Mesela işte şuradan bakabilirsiniz. Mesela bizim kültürümüz diğer her devlette etkisini arttırıyor. Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı'nınki mesela bize karşı düşüyor ama diğer devletlere karşı yükseliyor. Polonya'nın herkese karşı, biz dahil herkese karşı yükseliyor. Ya şu anda biz tabii ki bir bilim oyunu oynadığımız için bu seferki yani öyle olacak. O yüzden önemli değil. Buradaki düşüşler ve yükselişlerde. Yani önemli olan o mutsuzluğun şuradaki mutsuzluğa sebep olmayacak şekilde biz devam ettirelim. Kültür seviyemizi yüksek tutalım. Yeterli. Çünkü öbür türlü her şey baltalanıyor. Hem herkesin mutsuzluk oluştuğu zaman bilim üretimi baltalanıyor, normal üretim baltalanıyor, her şey. Çok problem oluyor o zaman. Neyse, para getirimiz yüksek. Çok az kaldı İnkalarla savaşmamıza. Kaç turn kaldığını ben de bilmiyorum. Şu bir kurtarsa paçayı diye düşünüyorum ama 2 turn'u kalmış. 2 turn 1 oldu mu? Yok, hala 2 turn. Ne yazık ki. Sanırım bu ölecek ama bir bakalım ne olacak. Biblos'la aramız biraz bozulmuş. Zanzibar'la da öyle. Manila'da öyle. Ha, neyse saldım. Bir turn yapalım bakalım neler olacak. Bu arada bakayım burada bir eksiğimiz var mı? Yok galiba. Bir şey yok. Tamam. Bir adamımız geldi. Şunu biraz indirelim aşağıya. Şöyle. Gel bakalım. Bu zaten geldi durdu orada sanki. Neyse nerede bakayım arkeoloji eseri. Landmark yapacaksın tabii ki. Eser toplamıyoruz. Landmark yapabileceğimiz yerlerde landmark yapıyoruz. Neresi lan burası? Ben niye göremiyorum ya? Evet, yine kör oldum. Bak şimdi. En son ne yapıldı? Buralarda bir yerde olmasaydım. Acaba görüntüde mi yok? Ha şurası mı acaba? Olabilir. Ama yok bu eski değil mi ya? İlk yaptıklarımdan biriydi bu. Neyse ya. Ya şuralarda bir tane olması lazım. Bunu göremiyorum ya. Neyse. Devam devam devam. Eninde sonunda. Aha işte şimdi buradan bakınca göründü. Şurasıydı. Evet. Burayı Boston'un kullanıyor olması lazım. 5 kültür getiriyor. Önümüz çağdan itibaren sanırım 7 getirecek. Bakalım savaş başlayacak mı? Osmanlı gelecek bana diyecek ki savaş başlarken bize söz vermiştiniz. Şimdi sözünüzü tutmanın zamanı diyecek. Biz de diyeceğiz ki tamamdır. Buyur. Savaşa giriyoruz diyeceğiz. İyi bu turn değilmiş. Bu turn değilmiş. Oo, Amerikan casusunu öldürdük başkentte. Good Evet. Bakayım. Bunlar aramızda eninde sonunda düzelir mi yoksa hep mi kötü kalır bilmiyorum ama ben bu sefer olumsuz cevap vermeyeyim, tehditlerde falan bulunmayayım. Hadi bakalım ne olacak. Dünya ideolojisi geçmedi, otokrasiydi tabii ki geçmez çünkü biz engel olduk biraz da. Neymiş? Bunu geçirdiler. Kimin oylarıyla geçti bu? Hayır diyen ben ve İnka'ya karşı İsveç, Amerika, Polonya hayır, şey pardon evet oyu kullanmış. Yani sonuç olarak çoğunluğu sağlamışlar bu şekilde. Abi kongrede oyları bölmek iyi bir fikir değil ya. Tabii otokrasinin geçmesine müsaade edemezdim. Zürih. Zürih. Mühim değil ya Zürih.
Aslında önemli olanlar ne biliyor musun? Bratislava'ya birazcık şey yapmamız iyi olurdu. Bratislava. Bu ne abi burada? Burada bir şehir daha varmış galiba. Şurada bir aircraft diyor. Yani bir uçak burada konuşlanmış. Onu görüyorum ama şehri göremiyorum. Olaya bak. Neyse. Evet, artık lider biz olduğumuza göre burada bir şeyler teklif edebiliriz. İkinci adam da tabii ki bu adamlar, yani Polonyalılar. Sonra da İsveçliler geliyor. Polonyalıların acaba derdi nedir? Bakalım onlar da bir teklifte bulunacaklar. Bunlardan birini iptal ettirebilir miyiz? Art funding benim işime yaramıyor abi. Ben bilim oyunu oynuyorum. Bilime değil de şeye geliyor. Onu iptal edebiliriz ama şunu da iptal etmek istiyorum abi. Ticaretleri engelliyorlar ya. Öte yandan International Games, bu da güzel, işimize yarar. Her türlü herkes her şekilde işe yarar. Herkesin de işe yarar. İşine yarayacaktır. Bunu şimdi yaparsam kesin kazanırım. Ondan sonra ne var? Dünya dini bu işimize yaramıyor. Dünya ideolojisi tabii ki Freedom'ı eğer buradan geçirebilirsek bu ideolojiye sahip olan devletler iki tane ekstra delege kazanıyorlar kongrede. Ve diğer ülkelerde bu ideolojiye karşı olan bakış, olumlu bakış daha doğrusu artıyormuş. Olumlu yönde artıyormuş. Tamam, başka science funding zaten. Polonya tabii kültür oyunu oynadığı için pek haz etmeyecek bu durumdan. Ama diğer iki devlet, Osmanlı ile Amerika, onlar isteyecekler. Bunlar da mutlu olacaklar bundan dolayı. Şimdi Cultural Heritage Site, bir de Historical Heritage Site vardı. Nerede o? Allah Allah, o geçti mi ya? Geçmiş galiba. Historical. Ha, buradaymış. Historical Landmarks. Bunu da yapabiliriz. Bu da evet, benim bir sürü şeyim var. Bu her türlü geçer abi. Ben bunu teklif etmeyeyim o zaman. Geçmesi zor olan bir şey teklif ederim. Mesela bu. Ya da bunlardan birini iptal ederim. Art funding'i iptal ederim mesela. Ya da science funding'i koyarsam otomatikman art funding iptal olur mu acaba? Olabilir ya. Ama çok bir işe yaramaz yani. Bu çok önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil abi. Şu ambargoyu kaldırmak lazım. Böylece ticaret için gönderebileceğim şehir sayısı daha fazla olur. En azından şey olmayacak. Düşman olmayan şehir sayısı. Diğer yandan şu Scholars in Residence bu işime yaramaz. Birisi teklif ederse de reddetmem lazım. Ondan sonra Standing Army Tax. İsveç'te Inka hiç haz etmeyecek çünkü çok büyük orduları var. Orduların bakım maliyetlerini arttıran bir şeydi şu Standing Army Tax. Ben ne söyleyeyim? Tamam abi ya, ben şu ambargoyu kaldırayım şimdilik. Bakalım neler olacak. Burada bir tane şey var. Ticaret yolumuz. Bunu nereye gönderebiliriz bakalım. Nereye gidiyormuş ki daha önce? Aa, bir dakika. Bunu yeni mi ürettim? Ha, yeni ürettim abi. Tamam. Tamam o zaman tabii ki Inka şehirlerine gitmeyecek. Polonya şehirlerine de gitmesi iyi olur aslında. En yüksek altın sıralamasına yeniden koyalım. Başkent. Tamam. İstanbul en yüksek altın getiren bir yer. İstanbul'a gönderebilir miyim şimdilik? Polonya ile savaşa girdiğimiz güne kadar, ama başka da yere bir yere gönderemiyorum. O zaman buradan taşıyalım bunu. Başka bir yere götürelim. Mesela neresi? Mesela Mazonkani. Yani neresi? Mazonkani'ye gönderdim. Şimdi Pretty'leri upgrade edebiliriz Destroyer'e ama 460 para istiyor. Bu da büyük bir miktar ya. Hadi abi, hadi abi bitir şu işi. Ha, güzel. Güzel, bu burada beklesin. Şöyle. İşçiler. Şimdi burada tabii yol yapmaya devam ediyorlar. Gel bakalım buraya yap.
Evet, ben bunu upgrade edeyim, etmeye başlayayım ya artık, yapacak bir şey yok. Ha, neyi bekleyeceğim ki başka? Şunların rütbeleri güzel. Tamam. Biz revizyonumuzu biraz geciktiriyoruz tabii ki bu sebepten dolayı ama mecburen. Şöyle abi, şu çok kötü ya. Şöyle dursun. Bu ne? Ironclad. Bu da Destroyer'e dönüşebilir. Nerede bu Ironclad? Heh, şurasıymış. Tamam. Ben bunu da böyle getireyim. Baksana abi, bunların hepsi şey, ticaret yolları. Bir sürü ticaret yolu var. Üç tane ticaret yolu yan yana. Hangi birini koruyacağız? Şöyle dursun. Sen gelmeye devam et. Siz de gelmeye devam edin. Ticaret yollarımızı korumamız lazım abi. Bunlar önemli bizim için çünkü. Destroyer'e dönüştürdük bir tanesini. Paramızı yine bitirdik. Çok pahalıymış ya. Ben bu upgrade'leri şeyden sonra yapmayı tercih ederdim. Daha size de anlatmıştım ya. Pentagon'u yapınca %33 daha ucuz olacak bütün bu upgrade'ler. Aynı zamanda şu da biz upgrade'leri ucuzlatır. Yükseltmeleri yani. Şu onur sosyal politikalar içerisinde şu en alttaki profesyonel ordu. Evet. Bu da evet, %33 daha ucuzlaştırıyor. Yani hem bunu açmışsanız hem de Pentagon'u yaparsanız %66 daha ucuza upgrade'leri yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir hangi teknoloji bilmiyorum da hangi sosyal politikaydı, yani ona bakmaya çalışıyorum da, bir tanesi şey yapıyordu. Daha ucuz. Ha, otokrasideydi galiba. Burada değil. Otokraside. Asker fiyatlarını bayağı azaltan bir şey vardı. O da çok başarılı bir sosyal politika. Şunları dediğim bazı şeyler yapabiliriz ya şimdi. Mesela şunu iptal edelim. Aa, 56 altın geliyormuş. Mesela rütbesizleri yok edelim ya. Pardon. Anam! Aa, yok edeceğim mi? Neye bastım? Saçmaladı, gördün mü? Geldi buraya kadar, bir de geri dönüyor şimdi. Aptal biri. Baksana, bunda da rütbe yok. Hop git. Sen rütbesiz. Ya yine mi? Dur. Allah cezamı vermesin. Abi komediyim ya. Vallahi bir de bu nedir? Yok, topçular kalsın. Topçulara bir şey olmaz. Dur, şunu otomatiğini iptal edelim. Ettim değil mi? Geri gel. Aptalca bir durum ya. Komik. Dur bakayım. Başka nerede? Yani hepsini bu tarafa yolladık zaten. Tamam. Topçular kalsın demiştik. Aha, bir tane daha. Allah aşkına. Bir dakika, asker sayımız azaldı mı lan? He, burada varmış bir iki tane daha. Blitz güzel. Blitz değilmiş bu. Marşmış. Topçular kalsın demiştik. Bu da güzel. Bunu da gönderelim bu tarafa. Yani lazım olur. Şu tren yollarını bir tamamlayabilseydik. Şuraya kadar hızlı geliyor. Bundan sonra yavaşlıyor tekrar. Şuradan itibaren yavaşlıyor. İşçilerin hepsi çalışıyor galiba ya. Deli gibi. Evet. Bir sürü arkeolog, bir sürü işçi deli gibi çalışıyorlar. Güzel. Bu topçunun burada beklemesinin çok bir manası yok ya. Buraya gelsin. Bir tane daha burada var. Hatta bunu bu tarafa getirelim. Hoşta işçimiz yok değil mi? Burada bir işçi var. Arkeolog. Başka. Şurayı bir hızlıca bitireydim. İki tane adım kalmış. Onu gördüm de şimdi. Çok meşguller abi. Ha, burada bu gereksiz işler yapan, neyse, tamirat işlemi yap. Bitir. Bitti zaten. Bir tamir edecek bu var burada. Onu da zaten sen yaparsın. O yüzden bunu geri gönderelim. Tamam. O zaman bütün haritalar açık.
Neredeyse. Her yer açık gibi görünüyor. Şimdi savaşa çok az kaldı. Bu hala bitiremedi. Abi savaştan önce bitireydin. Süper olurdu. Hadi şimdi bitir. Hadi. O mu? Hayır bu. Landmark yap. Lan yanlış tıklamış olmayayım. Bu aralar her şeyi yanlış tıklıyorum. Heh, landmark güzel. 5 kültür. Bu ne yazık ki getiremedi. Şimdi bu otomatiğini iptal edelim bunu. Ne yazık ki. Bir adım ya, bir adım. Neyse, turn. Sanırım bu turn savaşa gireceğiz. Kaç turn'dur bu turn sanırım savaşa gireceğiz diyorum ama. Heh işte, sonunda geldi. Tabii ki fikrimi değiştirdim, savaşmayacağım demeyeceğiz. Sonuçta çok büyük bir şey olur. Ters tepkisi olur bunun. O yüzden böyle bir şeye girişemeyiz. Onun yerine let's get started diyeceğiz. Yani hadi başlayalım. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Evet. Evet. Yemyeşiliz. Of of of. Hadi Osmanlı. Şunu korumama yardım et. Ben de elimden gelen yardımı sana göstereceğim. Osmanlı savaşta. Ben savaştayım. Herkes... İkimiz birden İnkalara savaş açtık. Benim hedefim şu anda kıyı şeridindeki şu şehirleri halletmek. Şunu yıkarız. Muhtemelen Osmanlı'nın ele geçirmesi için sadece birazcık yardımcı oluruz. Bu benim ilgimi çekmeyen bir şehir. Ama Kabil ve diğer taraftaki Quebec... Vilcas diye bir şehir daha kurmuş. Ya işimiz var yani demek ki. Haydi bakalım. Şimdi grafikler açık olunca böyle hepsini tek tek seyretmek zorundayız. Sanırım bu şehir düşer ya. Baksana sipahi duruyor kenarında. Şehrin canı da sıfıra yakın bir şey artık. Oho gitti. Aha şehir gitti. Bu şehri Osmanlı büyük ihtimalle yıkar diye düşünüyorum. Ama yıkmadılar. Yok yıkmadılar. Sadece ele geçirdiler. Delegation play a part in the failure of our proposal to the World Congress. I do not take such transgression lightly. Diyor ki kongrede bizim oylarımızla onların teklifleri geçmemiş. O sebepten dolayı içerlemişler ya. Kabaca öyle diyebiliriz. Hadi. Bak şimdi geri almaya çalışacak da. Alabilirler de yani. Şehrin canı çok küçük çünkü. Nasıl? Oo. Aldılar valla. Bu şehir sonunda yok olacak sana söyleyeyim. Aynı pençesini aldılar ya. Zaten nüfusa baksana 1'e düştü. Oha Madrid'i almışlar. Anam. Hiç güzel olmadı bu. Şimdi bana da saldırıyorlar tabii. Sırada biz varız. Ama bize bir şey yapamadılar. Sıra gelmedi çünkü. Bizim arkeolog gitti mi? Yok hala duruyor. Tamam, I forgive you. Tamam, seni affediyorum. Benden casusluk yapmaya çalıştın. Ama beceremedin zaten. Ne? Amerika Osmanlı'ya savaş açmış. Allah Allah. O zaman Amerika'nın günleri sayılı. Evet. Osmanlı değil ama... Aramızı düzeltmeye çalışıyorduk seninle. Polonya'dan bir şey çalamıyoruz diyor bu bizim rapor. Bu ne? Biblos karaveli. Allah cezanı vermesin. Burayı dağıttılar. Karavele tek atışta iyi hasar. Neyse. Hangi ticaret? Bak bir ticaret yolumuz gitti. Ne yazık ki. Şimdi birkaç tane daha kaybetmeyi bekliyorum.
Olabilir yani. Mümkün böyle şeyler. Geç. Amerika Osmanlı'ya savaş açmış. Belgrad'la Biblos. Evet. Open borders, yani açık sınırlarımız vardı bizim İnkalarla. O gitti. Ondan sonra yine aynı şey karşılıklıydı. O da gitti. Şimdi bizim Kuala Lumpur, Vancouver ve Erivan vardı. Bunlar savaş açtılar şeylere, İnkalara. Osmanlı diyor zaten savaşta. Şimdi gelelim buradaki operasyonumuza. Var hala bitirmedin mi ya? Şöyle yapsam bitmez mi ya? Bit ya Allah aşkına. Allah'ını seversen. Tamam, bu bir turn daha koruyabilse bunu kârdır diye düşünerek. Ne yapayım? Bunun da savunma bonusu alma şansı yok ne yazık ki. Neyse, alert diyelim kalsın. Ey infantry. Sen böyle geleceksin. Bilmiyorum. Ha, tamam. Şimdi bu işini bitirmiş gibi görünüyor. Ben bunu bu tarafa gönderecektim ama madem bu daha yakın, bunu gönderirim. Bir iş daha burada varmış zaten. Aslında acelemiz yokmuş. Öyle diyelim. Ha, bu işçi de işini bitirmiş. Yaz onu buraya. Şuraya yap. Sense ne yapacaksın? Sen geri gel. Bu tarafa gel ya. Heh. Evet. Çalışman gereken yeri buldum. Şimdi bu kargo gemisini nereye göndereceğiz? İstanbul'a gönderebiliriz ama niye bu taraftan gidiyor ya? Oha. Böyle bir alakasız yoldan gidiyor ki. Oha. Edirne'ye gönderemiyor muyum? Evet. Edirne'ye bu taraftan gelebilir. Ama yine biraz tehlikeli bölgeden geçiyor. Bak mesela. Burası. Düşman sınırları sayılır. Daha doğrusu Polonya sınırları. Ama hiç yoktan iyidir yani. Ya şu... Yani bu rotayı ben kendim belirlesem çok daha güzel olurdu açıkçası. Neyse, 19 altın getir. Osmanlı'ya da güzel bir miktar para kazandırır. Bir şey diyeceğim. Şurada bir şey gördüm. Bak hele ne varmış burada. Lan? Bu ne? Ben bunu nereye, ne zaman gönderdim? Neyse, o dursun. Az sonra geri döneceğim. Seni batıralım. Ana, tek atışta batırabiliyormuşuz. Wow, maşallah. O zaman bir adım daha atalım. Hani hareket kabiliyetimizin çoğunu kullanalım. Madem tek atışta gidiyor. Ondan sonracığıma bunu da biraz ilerletelim. Ben bunu buranın gardiyanı olarak kullanmaya çalışıyordum bu ikisini ama şimdi vazgeçtim ondan. Ben bunu sanırım bir ara şeye gönderdim. Bratislava'ya gönderdim. Evet, Bratislava'ya gönderdim. Devam etsin o zaman. Ne yazık ki hemen gelemiyor. Şöyle gelsin. Oha, bir tanesi önden gidiyor. O komikti. Tamam. Bu işini bitirdi. Sen de böyle gel. Hemen yap şunu. Tamam. Oo, bir dakika. Burada da bir tane var. Aşırı zengin değiliz ama ne yapabiliriz bilmiyorum, bakalım. Yani bir ticaret yolumuzu daha kaybedeceğiz gibi görünüyor. Eğer bu şehir ortadan kalkmazsa. Gemilerimiz güzel. Çok başarılı gemiler. Mesela tek atışta bunu yok edebilir. Aa, İnkalar mutsuz. Ondan dolayı birazcık daha şey var. Mutsuzluk şeyleri var. Penaltı. Penaltı ne demekse. Neyse. Şunu indirebiliriz tek atışta. İn. Sen bunu da indirebilirsin tek atışta. Ama nasıl yaparsın? Gel böyle bir adım. Çok adım gitmesek daha iyi olur. Burası bombardıman uçağı var. İnşallah bize bir şey yapamaz. Ana, bu arada ben indirdiğimi zannediyorum ama hiçbir şey olmuyor bunlara. Gel o zaman. Şunu bir yok et.
O güzel güzel. Bu bize katıldığına göre tampon olacak bu bize. Şuradaki bütün atışları bu çeker. Zaten dandik bir şey. Değmez yani. Bunların bazılarını kullanmak zorunda kalacağım gibi görünüyor. Mesela şunu. Şu gemiyi ele geçirmek için kullanmam lazım. Evet, saldır. Ne yazık ki ele geçiremedik. Belki de bunu kaybederiz, bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şunu upgrade edelim. Şunu getirmemiz gerekebilir ama yok, bunu da bir şey yapamıyoruz. O zaman seni de upgrade edelim. Gel. İki tane destroyerimiz oldu. Bak şimdi bunu unuttuk. Bunu kullanamayacağız şimdi. Tamam, böyle gelsin. Şimdi bunu ateş edelim. O güzel. Güzel. Çok güzel. Bir bunu ateş edelim. O da çok güzel. Bir de şunu ateş edelim. O da çok güzel. Ne kaldı geriye? Tek atışta hepsi indi aşağıya. Tamam. O zaman bir de bununla aslında yaklaşmasak diye düşünüyordum ama şehir o kadar da güçlü olmadığı için önemli olmayabilir. Şöyle bir saldırdık. İyi can götürdük. Aa, bak ne varmış burada. Vay vay vay. Bir şey yapmayacağım ama bunu. Yapamayacağım daha doğrusu. Şimdi gemi üretmemiz lazım. Parayla gemi aldık. Hadi bakalım. Aa, parayla gemi mi? Ne, hangi gemi? Nasıl? Kim? O zaman gel üretim yapalım. Gemi üretimi. Destroyer mi? Denizaltı mı? Denizaltılar tek atışta... Oo, denizaltılarının bir özelliği vardı. Çok güçlü. Hani bir önceki seride hatırlarsanız biz Morocco ile oynarken denizaltıları birazcık kullanmıştık. Çok başarılı özellikleri vardı. Ben yine bir iki tane denizaltı yapayım diyorum. O özelliklerini kullanalım. Denizaltılar parayla alındığı takdirde kaç para? 580. Destroyer 650. Battleship 650. Tabii Battleship'lerin kullanım alanları çok. Yani bol. Yani o yüzden burada bir tane bizim arkeologumuz yok muydu? Tamam. Bu kime ait? Biblos. Ana, Biblos'un iki karaveli varmış burada. Hadi bakalım, bize burada bayağı bir zarar verecek. Ne yapalım? Şunu böyle getirsem. Şöyle şehre gel. Kurul. Allah. Hareketi durdu. Bizim uçaklarımız vardı. Uçakları kullanalım diye düşündüm şimdi ama ya da Temuak gibi bir yerden gemi satın almamız belki gerekirdi ama para yok. Dur, uçakların menzillerine bir bakalım mı? Bak, buraya kadar gelebiliyorlar. Şuraya taşısam bile yine menzil kaç? 8 değil mi? Anam 6'ymış. 8'lik tek adamımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya kadar geliyor. Bir işe yaramaz. Ama kıyılarımızı korumaya çok yarayabilir. O da nedir? Mesela şuraya taşıyalım. Ya yapma şunu. Bak şimdi. Dostuna göndermekten başka çaremiz yok. B harfi miydi? Neydi o? Ctrl R. Alt R, pardon. Ay ay. Git arkadaşım, git. Ya bunların menzilleri çok kısa olunca Alt R. Bir işe yaramıyorlar ya böyle uzun menzilli şeylerde. Yakında bunun bir üst versiyonları devreye girer. O zaman çok işlevsel hale gelebilirler ama şimdi mesela şunları yok edemedik ne yazık ki. Mesela az kaldım. Topçuyu gönderdim. Bir topçu daha göndersek mi o tarafa doğru? Evet, gönderebiliriz. Şöyle gel. Raid sistemlerden ayrılma. Burada bir işçi... He, şuradan göndermiştim. Tamam. Buradaki işimiz böylece biter. Yakında Bratislava bizim kontrolümüze geçecek. Tamam. İnkalar ne yapıyor? Henüz bir şey. Daha doğrusu güç anlamında, deniz kuvvetleri anlamında zayıflar. Gerçekten çok zayıflar ama hava kuvvetlerinde bizimle eşitler.
Kara kuvvetlerinde de çok kötü değiller ama bizimle eşit değiller yani. Çünkü askerleri böyle gördüğünüz gibi. Osmanlı ile eşitler kara kuvvetler olarak. Şimdi madem şöyle bir savaş çıktı ortaya, şöyle bir güçleri kıyaslayalım. Askeri güçleri. Oo, İnkalar dünyanın en güçlü ordusuna sahipmiş. Yani bu ordularıyla Osmanlı'yı yenerler gibi görünüyor. Çünkü Osmanlı'nın 250 bin ordu puanı var. İnkaların 355 bin. Oo. 350'ye 250, evet 250. Bizim de 260 aslında, biz de zayıf sayılırız yani İnkalara göre, ama İnkalar demek ki sayıca çoklar, üstünler. O sebeple üstünlükleri var. Biraz da şehir sayısının etkisi var. Bir iki tane şehir kaybettikleri zaman o zaman göreceğiz bakalım bunların etkisini. Şimdi bir turn yapalım bakalım ne olacak. Heh, sonunda bunu götürebildik nihayet. Çin eseri olsun. Çin eseri. Tamam. Ha, bir artilleri. Ha. Topçuyu buraya getirebildik. Çok işe yaramayacak değil mi? Neyse, topçu burada kurulsun. Kalsın. Devam et. Bakalım neler olacak.